Görev süremizin ikinci yılını tamamladık. Tabii göreve gelmeden önce Elazığlı hemşerilerimize 11 ana başlıkta 100 proje açıklamıştık. Göreve geldikten sonra vaat ettiğimiz projeleri hayata geçirebilme adına ekibimizle birlikte gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışarak bugün yapmış olduğumuz projeleri tekrar hemşerilerimizle tanıtma imkanı, fırsatı bulduk. Tabii zorlu bir süreçten geçtik Elazığ olarak. 24 Ocak tarihinde yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem, depremin yaralarını sarmaya çalışırken akabinde pandemi süreciyle, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle karşı karşıya kaldık. Ama biz ne pandemi sürecine ne de deprem bahanelerine sığınmadan bu şehri daha müreffeh, daha gelişmiş, daha kalkınmış bir şehir haline getirebilme adına ekibimizle birlikte gayretli bir şekilde çalışmalarımızı yaptık. Seçim öncesi açıklamış olduğumuz 100 projenin 56'sını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda seçim öncesinde söz vermediğimiz ve bu süreçte 2 yıllık süre içerisinde yapmış olduğumuz 8 projeyi de tanıtmanın imkanını yakaladık. Zorlu süreçten geçip amalara, fakatlara, lakinlere takılmadan, bahanelerin arkasına sığınmadan bu şehri daha güzel bir şehir haline getirebilme adına çok gayretli çalışmalara imza attılar. Meclis üyelerimizin çok ciddi katkıları oldu. Milletvekillerimizin, il başkanımızın çok ciddi manada katkısı oldu. Sayın Valimizin her anlamda bize destekleri oldu. Özellikle deprem sürecinde ilimize gelen İçişleri Bakanımız ve Çevre Şehircilik Bakanlarımızın ciddi manada bizlere katkıları oldu. Biz gece gündüz demeden bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah görev süremiz bittiğinde de 11 ana başlıktaki 100 projemizin %95'ini en az gerçekleştirerek şehrimize, hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözün arkasında durabilme adına samimiyet diyeceğiz, gayret diyeceğiz, tevazuyu da elden bırakmayacağız. Hizmet belediyeciliğini çok iyi bir şekilde icra etmeye çalışırken aynı zamanda da gönüllere dokunarak gönül belediyeciliğini çok iyi bir şekilde icra etmenin gayreti içerisinde olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere çok büyük destekleri var. Her Ankara'ya gittiğimizde bakanlarımıza, bürokratlara Elazığ'la ilgili talepleri iletiyoruz. Çözemediğimiz sorunlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz ve çözüme ulaştırıyoruz. Bugün gelmiş olduğumuz noktada da bu güzel hizmetleri yapmanın mutluluğunu ve gururunu birlikte yaşıyoruz. Sloganımız da aşkla çalıştık, gururla sunuyoruz. İnşallah hemşehrilerimiz mutlu olmuştur. Ama 36 aylık süre zarfında da durmayacağımızı, bu şehri daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğimizi de ben buradan tüm hemşehrilerime duyurmak istiyorum. Bu şehre hizmet için başlattığımız yolculuğumuzda ikinci yılımızı tamamladık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hizmetleri sizlerle paylaşmak amacıyla düzenlediğimiz hizmette ikinci yıl tanıtım programımıza hoş geldiniz. Sizleri saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu noktada imkanlarımızı ve gayretlerimizi sonuna kadar seferber etmeye, Elazığ'ımız için çalışmaya, yarınlarımıza yatırım yapmaya ve şehrimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Olarak da belediyeye ait makam aracı yerine şahsi otomobilimi makam aracı olarak kullanmaya başlamıştım. Ayrıca birim müdürlerimizin de kurumumuza ait araçları sadece hizmet amacıyla kullanacaklarını söylemiştik ve öyle de yaptık. Binlerce yıldır nice medeniyete ev sahipliği yapan Harput'umuzu tarihi misyonuyla yaşatmak adına çalışmalarımızı yürütürken turizm çeşitliliğini sağlamak adına da özel bir proje olan Harput Balakgazi ve Cam Seyir Terası projemizi tamamladık. Projemiz kapsamında 220 metrekare zemine sahip Cam Seyir Terası'nı inşa ettik. Toplam 5800 metrekarelik alanda ise bir çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirdik. Alan, havuzları, kameriyeleri, çocuk oyun alanları, dekoratif aydınlatma çalışmaları, otoparkları ile tam bir cazibe merkezi kimliğini kazandı. Kapalı çarşıya yepyeni bir kimlik kazandırdık. Bu itibarla
ticaret doğduğu sokaklara geri dönüyor projemiz kapsamında 100 günde tamamladığımız restorasyon çalışmalarımız doğrultusunda çarşı bünyesindeki 116 dükkan dış cephesindeki tek tip ahşap kaplama gerçekleştirildi. Görüntü kirliliğinin giderildiği tarihi çarşı, kaldırım yenileme, çatı tadilatı ve aydınlatma gibi çalışmalarla güçlendirildi. Çocuklarımıza doğal yaşamı tanıma ve yaşama olanağı sağlayacak kent köyü projemizi Çaydaçıra mahallemizde 45 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirdik. 42 bin metrekarelik bitkisel peyzaj alanı, 3 bin metrekarelik yapısal peyzaj alanı, 527 metrekarelik yapı alanı şeklinde tasarladığımız kent köy yaşam sahası, köy meydanı, köy kahvesi, köy bakkalı, mescidi, köy çeşmesi, su kuyusu, yel değirmeni, su değirmeni gibi köy yaşamının donatılarının yer aldığı bir adadır. Adanın çevresi ise gezinti yolu, koşu parkuru, bisiklet yolu, köprüler, iskeleler ve oturma üniteleriyle kent yaşamının donatılarıyla şekillendi. Kent köy yaşam alanının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tarihi dokusunu ve kültürel kimliğini muhafaza ederek yeşil alanlarıyla, sosyal tesisleriyle insana huzur veren ve güven telkin eden bir şehir imar etmek, herkesin huzur içinde hayatını idame ettireceği yaşanabilir bir şehir oluşturmak asli görevimizdir. Bu çalışmanın birinci etabını oluşturan Uruket mahallemizden geçen kanalda gerçekleştirdiğimiz ıslah çalışmalarının ardından kanal çevresini çocuk oyun alanları, spor alanları, bisiklet yolu, gezinti yolu, piknik masaları ve barbekülerle donatarak hizmete sunduk. 37 bin metrekare yeşil alan düzenlemesiyle burayı yepyeni bir yaşam alanı olarak hizmete sunduk. Vatandaşlarımız burada dinlenecek, piknik yapacak, spor yapacak ve çocuklarımız ise daha mutlu bir şekilde koşup eğlenecekler. Zübeyde Hanım Caddesi yürüyüş güzergahında Viroloji Parkı'ndan başlayarak Yahya Kemal Caddesi'ne kadar olan alan oturma ve dinlenme grupları, ahşap arkatlar, pergolalar, yürüyüş parkuru ve dekoratif aydınlatma çalışmaları ile şekillendi. Süs bitkileri ve peyzaj çalışmalarıyla renklendirdiğimiz alan kent estetiğine değer kazandırırken vatandaşlarımız için de hem dinlenme hem de yürüyüş alanı olarak vazgeçilmez arasında yerini aldı. Proje doğrultusunda tarihi öğretmen evi ile yeni valilik binası arasında kalan alan Cemiloğlu Parkı'nı da kapsayacak şekilde kent meydanına dönüşecek. Proje kapsamında yaklaşık 38 bin metrekare açık alan düzenleme çalışması gerçekleştirilecek. Alanın yaklaşık 22 bin metrekaresinde sert peyzaj düzenlemesi, 16 bin metrekarelik kısmında ise yeşil örtü çalışması gerçekleştirilecek. Şehirler arası otobüs terminal binamız mevcut haliyle hem yetersiz hem de şehrimize yakışmıyordu. Bu ihtiyaç doğrultusunda şehirler arası otobüs terminal binası inşa çalışmalarımıza da başladık. Güney çevre yolu üzerinde inşa ettiğimiz yeni otobüs terminal binamız 8226 metrekare kapalı alana 6556 metrekare yarı açık alana sahip olacaktır. Şehrimizin dışa açılan kapısı olan terminal binamızı modern ve konforlu yapısıyla şehrimize yakışır bir şekilde hizmete sunacağız. Şehrimizin gelecek vizyonuna değer kazandıracağız. 329 metrekare inşaat alanına sahip olacak şekilde yeniden inşa ettiğimiz mini terminal binamız 10 adet yarı açık peron, 55 adet üstü açık peranoyla son derece modern ve ihtiyacı karşılayacak bir yapıya sahip olacak. Mini terminal binamızı bu yıl hizmete sunarak çevre iller ve ilçeler arası ulaşımın bağlantısına kalite ve konfor kazandıracağız. Elazığ'ımızın Kültür Park yerleşkesi yanında inşa çalışmaları devam eden Elazığ Fuar ve Kongre Merkezimiz toplamda 25 bin metrekarelik alan üzerinde 17 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Özel bir proje olarak hayata geçirdiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezimizin inşa çalışmalarını da tamamlama aşamasına getirdik. Engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırarak sosyal yaşamda aktif olacakları
Engelsiz Yaşam Merkezi toplamda 1298 metrekare alan üzerinde 6175 metrekare kullanım alanına sahip olacak şekilde inşa ediliyor. Bu yıl içerisinde hizmete sunacağımız Engelsiz Yaşam Merkezimiz bünyesindeki sinema salonu, eğitim ve konferans salonları, mescitler, kütüphane ve okuma salonları, acil müdahale odası, bilgisayar odaları, müzik atölyesi, yağlı boya atölyesi, resim atölyesi, santraç odası, işaret dili ve eğitim alanları ile ve oyun alanları gibi pek çok aktiviteye olanak sağlayacak donatılarıyla tam bir kompleks yapı niteliğinde olacak. Elazığ Belediyesi Dijital Kütüphanesi inşa çalışmalarımız da başladı. Toplam 2000 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Elazığ Belediyesi Kütüphanesi, Elazığ'ımızın ilk dijital kütüphanesi olma özelliğini taşıyacak. Bilgisayar ortamında bilgiye erişimin sağlanacağı dijital kütüphanede binlerce kitap severler inşallah kitaplarla buluşacak. Adını hepimizin yüreğine kazıyan şehit Fethi Sekin adına başlanan külliye inşası herkesin malumu yarım kalmıştı. Elazığ Belediyesi olarak bu hususu kendimize görev kabul edip yarım kalan bu inşaatı devam ettirdik. Fakat mahkeme kararıyla yürütmenin durdurulması verildi. Zaman kaybetmeden yeni arsa tahsisi yaptık. Külliyeyi bu yıl Baskil Doğalcık köyünde il özel idaresi tarafından belediyemize tahsis edilen yeni alanda inşa edeceğiz. Bunun da ihale tarihini aldık. Projemizin ihalesini 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştireceğiz. İnşallah 5 Ocak tarihine de yetiştireceğiz.